Merhabalar. Öncelikle hepiniz Veritas Bilim Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün bu sohbetlerin ilkini gerçekleştiriyoruz. Defne Seydan ve Öykü Özsüt var bugün konuşmacılarımız olarak. Bu pandemi sürecinde hepimiz evlerimize kapanmışken onlar kendilerine değişik bir yol çizmişler ve bilime tutunup meraklarını körükleyip bir TÜBİTAK projesi üzerinde çalıştılar. Tam da hepimizin gündeminin en başında olan COVID-19 pandemisi onları bu konuda önem arz eden maske kontrol testleri hakkında çalışmaya itti. Birlikte yürüttükleri TÜBİTAK fizik projesinden Türkiye dördüncüsü, bölge birincisi olarak çok önemli, kayda değer bir başarı elde ettiler. Belki de ekip olmanın, hayal kurmanın, birlikte hayal kurmanın ve en önemlisi bu hayalleri gerçekleştirebilecek cesareti bulmanın verdiği hazzı eminim yaşıyorlardır. Şimdi ben sohbeti başlatmak üzere sözü Defne'ye ve Öykü'ye devrediyorum. Ve bu esnada eğer bağlantıda bir kopma yaşarsak aynı linke tekrar gelebiliriz. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Buyurun Defne ve Öykü. Çok teşekkür ederiz hocam öncelikle. Herkese de geldikleri için çok teşekkür ederiz. Aslında biz birazcık yola çıkışımızdan bahsedelim istersen Defne. Yani şöyle oldu, biz uzun zamandır zaten okulumuzda da bunlarla ilgilenen Tami hocamız var. Ve kendisi de bize hep söylüyordu TÜBİTAK projesi yapın, TÜBİTAK projesi yapın diye yıllardır. Ve biz de bu sene dedik hadi yapalım bakalım. Gidip de en zor seneyi seçtik bunu yapmak için. Ama olsun. Çok istiyorduk yani bunu gerçekten öyle olsun diye CV'mize koymak için yapmadık. Gerçekten istediğimiz için yaptık aslında. Eğlenerek yaptık yani. Ve yanında da Defne gibi biri olduğu için ben de çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Defne istiyorsan sen devam et. Ben de bu arada Öykü'yle çalıştığım için oldukça şanslıyım ve bundan da bahsetmişken bence TÜBİTAK projesinde ikili çalışmanın verdiği rahatlık ve kolaylıkla da belki biz bu dereceyi elde ettik. Çünkü birbirimizi çok iyi tamamladık ve bu sene gerçekten bu kadar zorlanmamıza rağmen bu sene yani iyi bir şekilde çıkarabildik projemizi ve bu ikimizin de ortak başarısı oldu. Bu sene zaten ya Öykü'nün de bahsettiği gibi ikimiz de hani bir projeyi sırf bir CV veya bir şey olarak gördüğümüz için değil de hani zaten ikimiz de ileride bu tarz mesleklerle uğraşmak istiyoruz, bilimle uğraşmak istiyoruz ve hani deney yapmak istiyoruz, rapor yazmayı öğrenmek istiyoruz ve bence bunun için en iyi fırsat TÜBİTAK'tı. Ve biz de hani dereceyi yani görmeksizin ve bilmeksizin bir şekilde yapmak istedik ve oldukça da aslında zor ve hani çok da uğraşarak yaptığımız bir projeydi. Yani şey kısmından da Öykü bahsedebilir nasıl bu fikre geldiğimiz. Ben de devam ederim sonrasında. Tamamdır. Ya aslında şöyle oldu. Biz güncel bir konu yapalım dedik öncelikle. Hani odağımızı oraya ilerlettik, oraya koyduk. Dedik güncel konu ne var? COVID-19 pandemisi var. Peki bu konuyu biz bilimle nasıl bağdaştırabiliriz ve bir lise öğrencisi olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Çünkü aslında öncesinde şunu biz istemiştik. Hani koronavirüsün kendisiyle çalışmayı ve maskelerin geçirgenliğini test etmeyi istemiştik. Ama sonra bir sürü insanla konuştuk, laboratuvar sahipleriyle konuştuk, farklı üniversitelerden insanlarla konuştuk, mailleştik ve anladık ki aslında bu çok mümkün olmayacak. Çünkü hani iki lise öğrencisi olarak kimse bizi aktif bir virüsle çalıştırmayacak ve bizi mikrobiyolojik bir laboratuvara almayacak. Dolayısıyla da biz de bunu nasıl alternatif bir şeye çevirebiliriz diye bakarken uzunca bir literatür taraması yaptık. Olan araştırmalara baktık, yazılan çalışmalara baktık ve bunu uluslararası bir kapsamda yaptık tabii ki de. İngilizce şeyler okuduk, Fransızca şeyler okuduk, Türkçe şeyler okuduk ve hepsinden baktığımız ve içlerinde bulunmayan kütle kaybı ve ısı geçişi etkenlerine baz almayı düşündük aslında projemizde. Aynı zamanda şunu da eklemek isterim ki biz bu projeyi yaparken Öykü'nün de bahsettiği gibi çok fazla insana mail attık. Yani 100 kişiye yakın insana mail attık ve atıyorum yarısından cevap almadık.
Ama cevap aldığımız çok değerli bir mail oldu. Yale'da bir kardiyolog, bir profesör bize geri mail attı ve bize maskelerdeki zorluklar ve işte onların şu an kullanmakta bazı yetersiz buldukları şeyleri söyleyip aslında bize ilk fikir ve hani adenovirüse çalışamayacağımızı öğrendiğimizde ilk hani o zaman maskelere bakalım dediğimiz mail o oldu. Ve bu kadar hani TÜBİTAK'ın bize bir kattığı şey de çok fazla insana mail attığımız için çok fazla insanla iletişime girdik ve çok fazla insan hani bizim neyle uğraştığımızı, ne kadar motive olduğumuzu görmüş oldular. Evet, hani bu ileride de belki bizim bir şekilde işimize yarayabilecek aslında nasıl diyeyim köprüler oldu. Bu şekilde yani konumuza bu şekilde karar verdik ve tabii ki de okulumuzda da Mösyö Tami ve Mösyö Abidin hocalarımız, fen öğretmenlerimiz de bize çok fazla yardımcı oldular. Onlara da çok teşekkür ederiz. Yani bütün proje boyunca hiçbir şekilde pes etmeden, hiçbir şekilde bizden ümitlerini kesmeden her gün laboratuvarda yanımızda çalışmaya geldiler tatil günü olmalarına rağmen ve o yoğunluklarına rağmen. O yüzden yanımızda olan danışmanlar da gerçekten bizim için çok değerliydi. İstiyorsanız geçebiliriz sunuma. Evet, bana paylaşma izni verebilirseniz. Mehmetcan Bey, paylaşma izni verebilir miyiz Defne ve Öykü'ye? Verdim. Teşekkürler. Evet, yani projemizin adı maske kontrol testlerinde ısı geçişi ve kütle kaybı yasalarının kullanılması. Sunumumuzda yani TÜBİTAK jürilerine de yaparken bu şekilde ilerlemiştik. İlk başta amaç, sonra hipotez, yöntem, sonuç ve öneriler şeklinde ilerliyoruz. Proje amacımız aslında biraz da bahsettiğimiz gibi pandemi sürecinde bizim yani kullandığımız en önemli araç maskeler ve bu maskelerin 7 farklı kontrol tabi tutulduğu kontrol testleri var. Ve bunlardan bir tanesi de nefes alınabilirlik. Nefes alınabilirlik şu anda mevcut sistemde basınç yöntemiyle kullanılıyor. Ve bu oldukça aslında pahalı bir sistem ve pahalı bir cihazla yapılıyor. Biz de bunun için buna alternatif iki yöntem düşündük ve ısı geçişi ve kütle kaybı yöntemlerini inceledik. Bu projemiz kapsamındaki hipotez de aslında ısı geçişi ve kütle kaybının hızının maskenin nefes alıp verilebilirliğiyle doğru orantılı olduğuydu. Bunu kanıtlamak üzerine çalıştık. Ve bildiğiniz gibi şu anda aslında günlük hayatta bir sürü fazla maske çeşidi var. Bunlar cerrahi maske olabilir, solunum maskeleri olabilir veya pazardan aldığımız kumaş maskeler bile olabilir. Ve biz de bunları aslında hem çeşit çeşit görmek hem de deneylerimizde daha kolay bir şekilde analiz edebilmek için sembolleştirdik, isim verdik. Grafiklerde de böyle karşımıza çıkacak. Yönteme geldiğimizde aslında bu iki yasa çok çok önemli çünkü bizim bütün projemiz bu iki yasaya dayanıyor. Fourier yasasına baktığımızda öncelikle bunu bir açıklayayım. Aslında bu ısı iletimi yasasıdır ve Q burada ısının akışını temsil eder. K'ye baktığımızda bu aslında her maddenin kendine özgün bir ısı iletim katsayısıdır. A dediğimiz şey ısının iletildiği alandaki küçük katsayı oluyor. Delta T iki ortam arasındaki yani giriş ve çıkış arasındaki sıcaklık farkı. Delta X dediğimiz şey de maskenin kalınlığını temsil ediyor bizim deneylerimizde. Ohm yasasına baktığımızda da burada aslında R rezistans yani dirençten bahsediyoruz. Aslında bunu çok günlük hayattan da bakabiliriz. Bu şöyle düşünün. Hepimiz maske taktığımızda nefes alıp vermemiz birazcık da olsa hiç takmamamıza kıyaslandığında zorlaşıyor aslında. Ve bunun sebebi maskenin bizim gaz partiküllerimize uyguladığı bir direnç. Daha sonra oradaki V'ye baktığımızda o potansiyel farkı temsil ediyor. Bu arada şunu da belirtelim ki ohm yasası aslında normalde bir elektrik yasası bildiğiniz gibi. Ama
her türlü yasayı başka yasalarla da modelleyebildiğimiz için bilim söz konusu olduğunda burada da biz buna dayandırdık projemizi. Ve I dediğimiz şey de burada akımı temsil ediyor. Şimdi ikisinin modellenmesine baktığımızdaysa burada R dediğimiz şey yüzey alanı yani A'ya karşılık geliyor aslında baktığımızda. Çünkü ısı sadece o yüzey alanından geçiyor ve yüzey alanı dediğimiz şey de bizim direnç uygulayan maskemiz. Evet hocam, analoji yaptık. Potansiyel farka baktığımızda da bu aslında delta T'yi yani iki ortam arasındaki sıcaklık farkını temsil etti. Akıma baktığımızda da bu da Q'yu yani ısının geçişini temsil etti. Zaten projemizin başında da belirttiğimiz gibi ısı geçişi yasasına dayandırdığımızda bizim kullandığımız ve temellendiğimiz en önemli yasa termodinamik yasaları. Ve biz termodinamiğin ikinci yasası yani entropi yasasından yararlanmak istedik. Ve biz şunu biliyoruz ki bu yasaca enerji akışı yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru akıyor. Ve dolayısıyla bizim yarattığımız iki yüzey ortamda da biz enerji yani ısı akışını bildiğimiz için bulduğumuz delta T ve bulduğumuz oranların doğruluğunu bu şekilde kanıtlamış olduk. Aynı zamanda Graham'ın difüzyon yasasından da yararlandık. Burada da aslında maddenin ve çoğunlukla da gaz partiküllerinin yüksek konsantrasyonda oldukları bölgeden düşük konsantrasyonda bulundukları bölgeye belli bir konsantrasyon gradyanında bir geçişinden bahsediyoruz. Projemizde bundan da yararlandık aslında. Projemiz kapsamında 3 farklı deney gerçekleştirdik ve ilk deneyimiz üflemesiz ısı geçişi deneyiydi. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi iki eşler özellikle yalıtkan matara kullandık ve ortasına sırasıyla maskelerimizi yerleştirdik. Burada baktığımız şey istediğimiz delta T'ye yani iki ortam arasındaki sıcaklık farkına ne kadar sürede ulaştıydı. Ve alta ilk başta 34 dereceye getirdiğimiz suyu koyduk. Daha sonrasında zamana bakarak ne kadar sürede istediğimiz delta T'miz de 4 dereceydi, ulaştığını hesaplamış olduk. Ve biz şu sonucu çıkardık ki istediğimiz delta T'ye ne kadar daha uzun sürede ulaşıyorsa maske o kadar direnç gösteriyor. Dolayısıyla o kadar daha az nefes almaya elverişli. Ve burada da grafikte gördüğümüz maskelerde D maskesi solunum maskesini temsil ediyor ve ABC de sırasıyla cerrahi maskeleri, E ve F de kumaş maskeleri temsil ediyor. Burada da gördüğümüz üzere D maskesi yani solunum maskesi çok daha uzun bir sürede istediğimiz sıcaklık farkına ulaştı. Bu da bize ne kadar daha uzun sürede ulaşıyorsa o kadar daha maskenin direnç gösterdiğini göstermiş oldu ve ikisi doğru orantılı oldu. Yani süre ve direnç karşılaşması doğru orantılı olmuş oldu. İkinci deneyimizde aslında zorlanmış difüzyondan yararlandık. Bu başka bir yasa değil aslında. Az önce gördüğümüz Graham'ın difüzyon yasasındaki gazlara biz sadece dışarıdan bir enerji kaynağıyla momentum kazandırdık. Kinetik enerjilerini arttırdık. Ve bu böylece de aslında günlük hayattaki hapşırma ve öksürme etkisini daha gerçekçi bir şekilde vermiş olduk. Bu deneyimize baktığımızda da adı üflemeli ısı geçişi deneyi. Çünkü saç kurutma makinesiyle bir enerji kaynağıyla yani gazlarımızın kinetik enerjisini arttırmış olduk. Burada yine iki tane özdeş termos görüyorsunuz. Bu özdeş termoslarımızı yalıtkan kıldık ve daha sonra saç kurutma makinesiyle ilk birinci termostaki gazların hızını arttırarak aralarına maske koyduğumuzda süreyi de sabit tuttuğumuzda iki tane termos arasındaki 6 dakika sonunda sıcaklık farkını gözlemledik. Ve bu aslında hipotezimizce şöyle olacaktı. Sıcaklık farkı ne kadar fazlaysa maske o kadar çok direnç uyguluyor diyecektik. Dediğimiz gibi 6 dakika sonunda iki termos arasındaki sıcaklık farkı grafiğine baktığımızda burada yine D maskesinin yani solunum maskesinin yani N95 benzeri maskenin en çok direnci uyguladığını ve arasındaki en fazla sıcaklık farkını sağladığını gördük iki termos arasında. Burada da gördüğünüz gibi yine az önceki deneyde de paralel olduğu gibi aslında önce solunum maskesi, daha sonra cerrahi maskeler ve en sonda pazardan aldığımız kumaş maskeleri olarak direnç karşılaştırmasını görüyoruz. Üçüncü yasamız diğer iki üçüncü deneyimiz diğer iki deneyimizden farklı olarak kütle kaybı deneyiydi ve bu deneyde başlamadan önce şunu belirtmemiz gerekir ki
Lavoisier kütle korunumu yasasınca şunu biliriz ki %100 izole bir ortamda tepkimeye giren ve çıkan ürünlerin kütle korunumu yaşanacağından yani hiçbir kayıp yaşanmaz. Ve biz şunu biliyoruz ki maskelerimiz %100'e her ne kadar yakın olabilse bile %100 izole bir ortam yaratmayacağı için bir kütle kaybı olması gerekli. Ve bu yüzden de deneyimizi bu şekilde doğrulamış olduk. Bu deneyimizde de şu şekilde gerçekleştirdik. Her seferinde 21 derece getirdiğimiz suyu behere koyarak daha sonrasında tokayla dışarıyla herhangi bir hava kaybı yaşanmaması için tokayla sabitledik. Ve daha sonrasında bunu ısıtıcılı manyetik karıştırıcıya sabit sıcaklıktaki koyup 6 dakika kadar ısıttık. Her bir dakikada ne kadar kütle kaybettiğini hesapladık ve daha sonrasında toplam 6 dakikadaki kütle kaybını hesaplamış olduk. Buradaki değişkenimiz kütle kaybı olduğu için yine zamanı sabit tutmuş olduk. Diğer iki deneyden farklı olarak bu deneyde şunu gözlemlemiştik ki ne kadar daha fazla kütle kaybediyorsa o kadar daha az direnç gösteriyor. Bu sebeple diğer iki karşılaştırmamızdan farklı olarak delta M'i büyük olan daha az dirençli olduğu kanısına varmış olduk. Ama yine de diğer maskeler ve diğer iki deneyimizin de paralel sonuçlar elde etmiş olduk. Bu arada şunu da söyleyelim. Şimdi deneylerimiz bitti. Gerçekten deney yapmak sanıldığı kadar kolay değilmiş. Yani biz deneyleri 30 kere tekrarladık gerçekten ve hiçbir zaman ilk seferde istediğimiz sonuçlara ulaşamadık. Yani zaten hata payı dokümanımız da var. Hata payını en aza indirgemek için olabildiğince fazla deney yapmamız gerekiyordu. Bunu da yaptık aslında ama buna rağmen bu gerçekten çok yorucu bir süreç ve ileride gelecekte neyin içine gireceğimizi aslında birazcık görmüş olduk. Ama buna rağmen hani yorucu sürece rağmen bunun bize zevk verdiğini anladık aslında ve bu da çok iyi bir tecrübe oldu bizim için. O yüzden hani herkese, bilimle ilgilenen herkese de böyle bir projeye başvurmalarını öneriyoruz. Şimdi maliyet karşılaştırmasına geldiğimizde aslında Defne de en başta bahsetti. Bu mevcut yöntem yani basınç farkını ölçen yöntem 70.000 TL'ye denk geliyor. Yani aslında fazlasıyla maliyetli. Bizim yöntemlerimize baktığımızda 3 deneyimizi beraber yapmak isterseniz sadece 16.000 TL'ye denk geliyor. Ve 3. deney düzeneğinin 13.000 TL tutmasının sebebi de bu deneyi İTÜ'de gerçekleştirmiş olmamız ve dolayısıyla da oradaki cihazların çok daha hassas ölçüm yapıyor olmasıydı. Ama gerçekten baktığımızda bizim yöntemlerimiz çok daha az bütçe arz ediyor. Tabii ki projemizin en önemli kısmı sonuçlara geldiğimizde ise maskenin nefes anaerobik testlerini kullanabileceğini gözlemlemiş olduk. Ve aynı zamanda hipotezimizde belirttiğimiz gibi ısı geçişi ve kütle kaybı ile nefes anaerobiliğin doğru orantılı olduğunu da gözlemledik. Az önce söylediğimiz gibi bizim yöntemimiz minimum bütçe arz etti. Ve şunu da söyleyebiliriz ki her deneyin sonucunda da gördüğümüz gibi aslında solunum maskelerinin yani N95, N194 gibi maskelerin en az geçirgen ve takıldığında nefesi alması en zor olan maskeler oldu. Ve buna karşıt olarak da pazardan aldığımız kumaş maskelerin en geçirgen ve aslında takıldığında en kolay nefes alabildiğimiz maskeler olduğunu gördük. Aslında bu son madde bizim deneyimizin doğru olduğunu bize gösteren madde oldu. Bildiğiniz gibi şu anda maske kalite kontrol standart testleri var belli başlı. Bunlar FFP olabilir, C olabilir, TSN olabilir. Bunlar belli standartlar ve bu standartları geçmesi için, bu belgeleri alabilmesi için belli başlı deneylerden geçmesi gerekiyor her maskenin. Ve biz bu deney sonuçlarına baktık. UTS Mobil diye bir uygulamadan. Ve bu deney sonuçları aslında bizim yaptığımız deneylerin sonuçlarıyla paralellik gösterdi. Dolayısıyla da aslında deneyimizin doğruluğu kanıtlanmış oldu. Önerilere geldiğimizde ise yöntemimiz doğru kullanım amacı doğrultusunda bir örnek olabilir. Bu ne demek? Pandemiden dolayı maske kullanma zorunluluğunun gelmesiyle beraber insanlar maalesef her maskeyi ne kadar koruyucuysa o kadar daha uzun süre kullanabilecek kanısında. Ama aslında bu çok yanlış. Çünkü atıyorum siz bir solunum maskesini yani solunum maskesi boyacıların ve inşaatçıların daha çok kullandığı bir maskeyken siz bunu uzun saatler sırf virüsten koruyor diye takarsanız o zaman solunumla ilgili ciddi sıkıntılar da yaşayabiliyorsunuz. Ama örneğin bir cerrahi maskeyi belli bir süre takıp yenilemek ve bu tarz doğru kullanım amacında kullanırsanız eğer o zaman hiçbir zararı da olmayacaktır sizin için.
Aynı zamanda söylediğimiz gibi mevcut olan testlere eklenebileceğini düşünüyoruz ve standartize edilebileceğine inanıyoruz. Yani aslında birazcık şöyle düşünmemiz lazım. Defne'nin söylediğine ekleyeyim. Hani doktorlar bu maskeyi kullanıyor. O zaman bu maske en iyisidir. Ben de bunu 7/24 kullanayım. Bu gerçekten çok yanlış bir bakış açısı aslında. Çünkü hani Defne'nin de dediği gibi belli bir karbondioksit birikimi oluyor maske ve ağız arasında. Ve bu da hem uzun zaman sürecinde hem de kısa zaman sürecinde insan için çok zararlı olabilir. İkinci deneye baktığımızda aslında biz saç kurutma makinesi kullandık dediğimiz gibi biraz ilkel bir mekanizma oldu. Ama gerçeğe daha yakın mekanizmalar kullanılarak bu istediğimiz hapşırma ve öksürme efektleri çok daha gerçekçi bir şekilde verilebilir tabii ki. Aynı zamanda deneyimiz mikrobiyolojik açıdan da test edilebilir, virüs geçirgenliği şeklinde. Aynı zamanda projemiz geliştirilerek özellikle astım hastası ve benzeri solunum hastalığına sahip insanlar için hangi maskenin daha elverişli olacağı konusunda pandemi sürecinde bir projeye de ön ayak olabilir. Evet ve dediğim gibi tekrar ikinci deneyde aslında şu anda mevcut olan yöntem basınç farkı dedik. Biz sıcaklık farkını ölçtük. İki ortam arasındaki gaz partiküllerinin hız farkı da ölçülerek bu deney güçlendirilebilir tabii ki de. Son maddemizden bu yana çalışmamız devam ettiği için onu değiştirelim. Şu an zaten İngilizce'ye çevirdik ve başka bir uluslararası yarışmaya katılacağız. Aynı zamanda bir bilimsel dergiye göndermek için de makaleye çevirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bunun için yapmamız gereken birkaç adım kaldı. Bu şekildeydi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kaynaşmamız da bu şekildeydi. Merhabalar. Soru sorabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle çalışmanız için sizleri tebrik ediyorum. Deneysel çalışma yapmak gerçekten çok zor. Çünkü beklenmedik çok şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu beklenmedik şeylere pratik çözümler yaparak ilerlemek zorundasınız. Sizleri tebrik ediyorum. Soru değil aslında ama belki projenize bir katkı olarak mass spektrometresi kullanabilirsiniz, kütle spektrometresi kullanarak. Çünkü bildiğim kadarıyla virüsler su moleküllerine tutunuyorlar. Bu koronavirüsler ve diğer virüsler nano boyutta olan şeyler. Hani nano boyutta olan bir partikülü çok yani bu filtrelerden geçiyorlar ama bunlar su moleküllerine tutunuyorlar. Yani havadaki buhara. Siz de bunun yerine bir gaz taneciği yani bir azot gazı ya da mevcut deneysel laboratuvarda bulunan bir gaz kullanarak birim zamanda bir taraftan diğer tarafa ne kadar gaz geçişi var? Belki bunu kütle spektrometresi ile kimya laboratuvarlarında çok fazla var mass spektrometresi. Böyle bir oran yapabilirsiniz veya normal hava bulunduğumuz atmosfer işte oda koşullarında bir tarafta ne kadar oda koşullarına göre gaz var, diğer tarafta ne kadar gaz geçişi söz konusu. Böyle bir şeyle zenginleştirebilirsiniz diye düşünüyorum projenizi. Çünkü iki tane şu fön makinesiyle üfleyip gönderdiğiniz şey var ya, o kısma mesela azot gazı koyup diğer çıkış noktasında da kütle işte mass spektrometresiyle orada ne kadar gaz var filan. Hani bu işte azot ne kadar, karbon ne kadar, karbondioksit filan ne kadar su molekülü var filan. Böyle bir oran yaparsanız datalarınızı daha fazla zenginleştirmiş olacağınızı düşünüyorum. Yani biraz daha böyle bilimsel yani makalenizi, tezinizi okuyacak insanların böyle daha fazla ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Aslında biz bunu en başta düşünmüştük, bayağı araştırmıştık hani nasıl yapabiliriz bunu diye. Ama sonra bizim proje amacımız böyle en az minimum bütçe ile bu projeyi gerçekleştirmek olduğu için kütle spektrometrisi birazcık bize gelişmiş geldi. Hani şunu da anlıyoruz aslında biz bir pandemi sürecindeyiz ve bu pandemi sürecinde olabildiğince hızlı çözüm odaklı gitmek gerekiyor. Ve dolayısıyla da aslında çok bütçe çok da bir problem olmuyor aslında. Ama biz aslında var olan bir yönteme alternatif sunduğumuz için bir de zamanımız da çok fazla yok. Projesi sürecinde. Dolayısıyla da aslında o spektrometri
gibi olaylara. Mesela biz UV'yi de deneyecektik aslında. Hani ha, UV kadar... de güzel olur, evet. Evet, mesela onun gibi de deneyecektik ama hem onun için zaman yoktu hem de hani mantık bütçe olarak gittiğimiz için, odamız bütçe olarak gittiğimiz için o olmadı. Ama şu anda makale için belli bir deadline süremiz olmadığı için belki bakabiliriz buna. Teşekkür ederiz o yüzden. Rica ederim ama bu bütçe için üniversitelerin siz deney yaptığınız zaman İTÜ'ye falan para verdiniz mi deney yapmak için? Yani bizim kendi fizik hocamız İTÜ'de doktorasını yaptı. Pardon şu an özür dilerim. Hiç önemli değil. İTÜ'de doktorasını yaptığı için kendi laboratuvarına bizi sokabildi. O şekilde kullandık. Bence bu yüzden hani bütçe problemi olmaz ve siz lise öğrencisiniz. Yani üniversiteye gidip böyle bir gönül zoruyla yaptırtabilirsiniz deneylerinizi. Parayı, bütçeyi yani zorlayın. Para vermeyin yani üniversitelere, söyleyeyim ya. O yüzden tamam, bütçe yaptırmayın. Yani genelde böyle motivasyonlu insanlar, liseden gelen sizin gibi böyle istekli şeyleri geri çevirmezler diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok güzeldi. Başarılar dilerim. Evet, başka sorular varsa alabiliriz. Adem Hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet. Defne ve Öykü, size çok teşekkür ederiz. Yani ben şahsen sizden bayağı bir ilham aldım. Özellikle pandemi sürecinde hepimiz böyle karalar bağlamışken sizin koşarak bu kadar güzel bir proje yapmanız gerçekten takdire şayan yani. Diğer bilim sohbetlerine de katılmanızı çok isterim. Hepinizin, buradaki tüm katılımcıların. Yarın da Kara Deliklerin Gizemine Yolculuk adlı bir başka bilim sohbetimiz var. Defne ve Öykü, sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle tanışmış olmak zaten bizim için bir şeref yani gerçekten. Kendinize hepiniz çok iyi bakın. O zaman iyi akşamlar diliyorum. Bu arada bu sohbetin kaydını izninizle YouTube'a da koyacağız. Veritas'ın hesabına. Evet. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler. Davet ettiğiniz için çok sağ olun. Memnun oldum çok. Yani bundan sonra projenizin devamında makalenizi de dinlemek isteriz. Lütfen bize ilerleyen çalışmalarınızdan da haberdar edin gençler.